Hoş geldiniz. E, bu videoda arkadaşlar CZ'nin yapmış olduğu lunc açıklamasıyla alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karlınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. CZ bugün e, bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada piyasa geneli değindi arkadaşlar ve piyasa geneli için aslında sıfırlanmak iyidir diye bir tabir kullandı. Burada ayı sezonundan bahsetti ve dipten toplamanın önemini yatırımcılar açısından konuştu. Böyle bir sıfırlanmak iyidirden konuştu. Ancak konunun aslında lunge çöküşü, USTC çöküşü ve devamında kriptonun ayı sezonunu başlatması üzerinden olması aslında ciddi bir açık kapı bıraktı. Yani olay aslında şeydi, konuşma. Kriptoyu ne tetikledi? USTC çöküşünün kripto Ayı piyasası üzerindeki e, etkileri üzerinden konuşurken aslında e, Cz'nin böyle bir söylemde bulunması yani sıfırlanmak iyidir demesi aslında biraz kafaları karıştırdı arkadaşlar yani burada en nihayetinde e, adam piyasa geneli için söyledi fakat aslında e, Lunca da gönderme yaptığını düşünüyorum çünkü açıkçası Cz gibi bir adamın ki kendisi böyle üstü kapalı konuşmayı alttan alttan mesaj vermeyi falan çok sever biliyorsunuz bunu açıkçası ben şahsım adına söylüyorum tesadüfi olduğunu düşünmüyorum yani lunce etkilerinden bahsederken aslında piyasaya yaptığı bu yorumla alakalı lunca da gönderme yaptığını şahsen düşünüyorum arkadaşlar e burada tabii ki olay da bu yani adam şey dese olur mu Allah'tan sıfırlandı vallahi topluyoruz dipten dese yani e, tabii ki olmaz. E, değil mi? Ya o yüzden tabii ki bu şekilde söylemesi gerekiyor söylerse de. Ha kimisi de der ki yok ya alakası yoktur falan. E zaten bu kafa karışıklığını bu orta hali oluşturabilmek için bu şekilde bir politika izlediğini düşünüyorum. Zaten olayın amacı bu. Eğer yani iş şey yapmaya gelirse e, hak aramaya ne diyorsun sen falan diyen çıkarsa ya kardeşim tamam da ben piyasa hakkında konuşuyordum falan diyecek. Ama bir yandan da bu kafa karışıklığı anlayana bir mesaj verecek arkadaşlar. Ama tabii ki kendisini savunabilmesi için de e, antitezlere karşı böyle bir e, açık kapı bırakması oldukça doğal. Şimdi burada akıllara aslında şu soru geliyor. Gerçekten e, USDC ve Luna çöküşü acaba CZ'nin işine mi geldi? Şimdi diyeceksiniz ki adamın da kaybı var. Arkadaşlar Allah aşkına şimdi... Ee, adamın yaptığı kayıp ne kadar? Para mı? Binance'ın e, yaptığı Luna yatırımı ne ki? Yaptığı diğer yatırımların yanında veya CZ'nin. Adamda dünyanın parası var. Adam 5 sene içinde zaten belki dünyanın ilk 10'una girecek bu adam yani. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Şimdi e, bu adam Luna'ya yaptığı yatırım 3'e 5'e bakar mı? Şimdi Luna düştü. Doğru mudur? Ortada bir ekip var. Bu ekip Harıl harıl çalışıyor, kendilerini patlatıyor nasıl toparlayacağız bu işi diye. Öte yandan adam şunu diyor olamaz mı? Bence diyor. Ya biz de ufaktan şu olaya bir el atsak aslında? Geçmiş verileri belli. Ya şöyle bir yukarı yönlü kaydırsak, değil mi? Mantıksız mı sizce? Kaldı ki pek çok yerde lunca göz kırptığını zaten daha önce konuştuk. Twitter'da hala e, her şeyde lunc muhabbeti. Binance'da etkinlikler vesaire bir sürü şey sürekli hakkında bu şekilde konuşmalar. Yani aslında benim şahsi görüşüm CZ bu coinleri dipten toplayıp olumlu yaptırımlarla arkadaşlar uzun vadede ciddi kar etmenin e, peşinde olduğunu düşünüyorum. Yatırımcının tazminiymiş bilmem neymiş iyilik meleği değil bu adam arkadaşlar. Kendisi kendi yatırımları için aslında e, böylesi bir duruma imza attığını ve e, lunjla alakalı uzun vade yatırım stratejisi izlediğini ben CZ'nin açıkçası e, düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, son yaptığı bu açıklama da aslında gönderme de bence buna işaret diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.